Evet, Dijital Yerlerin programı Sosyal Kafaya hoş geldiniz. Bu hafta da yine başka bir temamız var. 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde böyle bir tür kadınlar matinesi yapalım dedik ama tabii ki klişelere uymamak için de kimse börek ya da kek getirmedi. Oysa burada bir kurabiyeci, pastacı arkadaşımız da çağırmıştık ama ne bileyim başka bir sefere. Sırf klişelere uymamak için. Onun dışında hep bahsettiğimiz efsanevi editör diye bahsettiğimiz Sosyal Kafa'nın Seçil bu sefer ekran önüne çıktı. Beraber sunacağız bugün. Diyerek konularımıza başlayalım. Tabii her zaman her seferinde şey oluyor. Böyle başlangıçta bir işte geçen hafta ne oldu şeklinde bir giriş yapıyorduk. Bu hafta aslında geçen hafta ne oldu iki video ile yapacağız. Birisi Engin Uzun arkadaşımızın bu üçüncü haftası oluyor. Hazırladığı haftanın tweetleri. Daha sonra da SMG Connected'dan ben zaten çekip çekip anlatıyordum. Bu sefer video hazırlayıp geldiler. Hani videolarını izleyeceğiz ve geçen haftadan gelen bir takım istatistikleri göreceğiz. Şimdi onlara bakalım. Türkiye araştırmasına göre Türkiye'deki aktif internet kullanıcıları hangi online içerikleri tüketiyor? Türkiye'deki aktif internet kullanıcılarının en sık tükettiği online içerik internetten canlı radyo dinleme. Geçen ay internetten canlı radyo dinleyenlerin oranı %66. Diğer en sık tüketilen online içerik ücretsiz yazılım indirme. Geçen ay ücretsiz yazılım indiren oranı %65. Ücretsiz film, dizi, TV programı indirme oranı %58. Yasal yollardan ücretsiz müzik indirme oranı da %50. Evet. İki tane blogger konuğumuzla başlayacağız şimdi. Bahriye. Aslında yani herhalde camiada tanımayan yoktur ama bizi onur edip buraya geldi. Teşekkür ederim Bahriye. Ve Çiğdem. Evrandır. Ben hep Bahriye diye bildiğim için öyle soyadını söylemedim bile Sarıkaya ama Çiğdem Evrandır da görece yeni tanıştım ben. Kendisi de bir blogger ve yani işte kendisi anlatacak zaten hani başka işler de yapıyor ama bu kek pasta olayı çok ilgimi çektiği için dönüp dolaşıp onu diyeceğim ama zaten 24pasta.com değil mi? Yanlış biliyorum. Evet, Bahriye, tabii sen bize rakip bir program başlattın. Ne Öncelikle haddine? onu bir işleyelim istersen. Ne yaptığını bir anlatır mısın bize? Yani bu televizyonda yaptığın evet, şeyi. televizyonda internetler diye bir programım var. Gayet aslında profesyonel olmayan, amatörce kendi aramızda, kendi kendime yaptığım daha doğrusu ilk defa bir konuk aldım geçen hafta. İnternette bir önceki hafta en çok konuşulan olaylar neler? Daha ciddi konularla beraber şirket haberleri, yeni çıkan ürünler, daha doğrusu web siteleri ve servislerden bahsediyoruz. Komik videolar oluyor arada.
İşte yakaladığımız internetteki bu sosyal medya iletişim failleri oluyor. Bunları konuşuyoruz. Eğlenceli. Daha çok benim konuşurken takıldığım, güldüğümüz eğlenceli program. Normal, biz de gördüğün gibi. Evet. Biz de hangi kameraya, neye bakacağımızı falan ancak öğrendik. Ki ondan da emin değilim, demin yine yanlış kameraya bakıyordum ama olsun. Peki yani kaç program oldu bu? Bir de bu arada televizyonu bilmeyenler olabilir izleyicilerimiz arasında. Televizyon.com adresinde sadece videoların yayınlandığı bir platform bu. Kendi programları var ve programlar bölüm bölüm haftalık olarak ya da belirli bir periyotta yayınlanıyor televizyon.com'da. Benim 4. programım oldu. Geçtiğimiz hafta 4'ü bitirdik. Baby Nesen'le beraber konu kaldık. İnternetteki işte Türkiye profilini çizmeye çalıştık geçen hafta. İki kız yan yana olunca 15 dakikalık program süresi oldu 30 dakika. O esneklik var ama zaten değil var. Mi? Hani, peki. Bir de canlı yayın yok değil mi televizyonda? Hiç. Ve videolar. Yok. Evet tamam. Aynen öyle. Ama o videolar belli periyotlarda yani işte Perşembe günü seni izlemek istediklerinde zaten eskileri var ama yenisini, yeni bölüm teorik olarak Perşembe günü. Teorik olarak güzel kullanım oldu burada. Perşembe günleri televizyonda yayınlanıyor internetler. Ama aksaklık olduğu zaman işte hani çarşamba da oluyor, cuma da oluyor. Zaten arşiv orada var. Yani bilemiyorum artık. Anladım, tamam. Böyle haftanın şeyi olarak da aslında Bahriye Önden ona bir video yaptırsak falan diye düşündüm bir an. Belki neyse. İleride bize de videolar yaparsın falan. Neden hayır, girişi sun, girişte haberleri sen sun bari başta falan diye. Ben iyice işten kaçıyorum şimdi. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum. Daha 4. program olmasına rağmen programın açılışını yapamadım. Hatta bir tane program şey diye başlıyor. Evet. Bu sefer açılış gibi yapıp devam edeceğim. Onunla başlıyor ama yapamıyorum yine. Dilim dönmüyor, bir şeyler oluyor falan. Ama eğleniyorum açıkçası. O da ayrı bir konsept olmuş diyelim. Evet, aynen öyle oldu. Nasıl, hangi şartlarda çekiyorsunuz programı? Yani kendi kameranızla çekip montajlıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Yok, televizyon ekibi geliyor. Benim herhangi bir çağırdığım ya da uygun olduğum bir mekana geliyorlar sağ olsunlar. Genelde stüdyo falan değil. Genelde bizim ofis oluyor bu. Ha. Çalışırken geliyorlar, çekimimizi yapıyoruz, gidiyorlar. Ben de işime devam ediyorum. Ne güzel. Çok eğlenceli, hakikaten çok güzel çalışma arkadaşlarım var o konuda da. Çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Peki böyle şimdi heyecanlanıp biz de program yapmak istiyoruz diyenler için ne yapmaları lazım? Televizyona başvuruyorlar. Evet, güzel bir içerikle beraber, güzel bir konseptle beraber başvuruyorlar. Daha sonra ne oluyor bilemiyorum artık başvurduktan sonra ama bir başvursunlar. Sizin program nasıl başladı yani? Nasıl benim başladınız? Program daha önce zaten televizyonda Cinevideon diye filmlerim.com sponsorluğunda bizim ekibimiz zaten bir program yapıyor. Bizim patronum Ender abi sağ olsun. Bahriye sen de internet programı yapsın da yaparım dedim. Öyle değilmiş aslında, öyle yaparımlık değilmiş ama başladık, devam ediyoruz. Bu şekilde başladı internetler. Peki ben senin bloggerlık hikayeni de soracağım ama ondan önce Çiğdem, sen nasıl başladın bu son blog projene? Bir de Çiğdem'in aslında değişik bir hikayesi var. Aslında Çiğdem hukukçuymuş. Öyle o hikayeni bize anlatırsan. Ya ben hukuka çok isteyerek başladım. Üniversiteye çok isteyerek girdim. İsteyerek de okudum, çok iyi bir öğrenci olmama rağmen. Ama sonrasında çalışırken yani bir hukukçunun çalışabileceği en eğlenceli avukatlık bürosunda çalışıyordum. Bir sürede hukukçu olarak çalıştın. Bir sürede o büroda çalıştım, evet. Daha sonra yani memuriyet hayatı aslında benim tamamen hayatımı yönlendirmemin, pastacılığa geçmemin sebebi memuriyet hayatının bana göre olmayışından, öyle bir karar vermemden dolayı oldu. Böyle yani bir, mesaiyi sevmedin. Mesaiyi sevmedim, evet. Ne kadar çalıştın hukukçu, avukat olarak? Yani, 1,5 sene çalıştım işte hukuk. Şu anda çalışmıyorsun ama değil mi? Şu an çalışmıyorum. Hayır, bir alakam yok şu anda. Sonrasında ayrıldım. İşte bir aşçılık okuluna gittim. Onunla beraber başladı işte aşçılık okulu. Sonrasında bir pastanede staj yaptım. Orada çalıştım. Ve çalıştığım dönemde 24'ü kurmaya başladım. Yavaş yavaş yakın çevreme pastalar yaparak. Çok fazla yapamıyordum tabii o sırada. Çünkü sabah 5.30-6 gibi işbaşı yapıyordum. Pastanede çalıştığım dönemde. 3.30 falan gibi de işten ayrılıp eve dönüyordum ve evde yapıyordum o sırada. Onları da bloğa koymaya başladım. Bu şekilde gelişti. Yani çok böyle bir strateji belirlemedim. Şöyle yapayım da işte insanların gözüne gireyim, işte bir sürü sipariş alayım demedim.
kendiliğinden oluştu yani aslında benim çok amatör bir şekilde. Şimdi en başta hani ben bu değişik bir hikaye olduğu için birazcık daha açarak öğrenmek istiyorum. Dedin ki ben bu hukuk 9-6 çalışmak bana göre değil. Evet. Bıraktın bu işi. Bırakacağım dedin. Pastacı olacağım. Ya da hani yemekle ilgili bir şeyler öğreneceğim dedin ve kendini bir yemek okuluna attın. Evet, bu uzun doğru. Süren hani ciddi profesyonel eğitimler veren uzun 8 süreli ay, 8 aylık bir ondan sonra birkaç pastane deneyiminden sonra bu pasta merakın eskiden de var mıydı yoksa? Her zaman vardı ben. Hep elim yatkındı. Hep bir şeyler pişirme kısmında çok meraklıydım. Zaten yani ben butik pastacılıktan pek haz etmiyordum yani açıkçası böyle şeker hamuru. Yani şu an yaptığın işten. Şu an yaptığım işten. Yani ben en önem verdiğim şey böyle çok lezzetli olması, güzel görünmesi ama yani süslü olması değildi. Ama işte çalıştığım kısımda yani çalıştığım pastanede bu pasta dekor kısmında herkesin kadın olmasından dolayı, herkesin doğum izninde olmasından dolayı, işte süt izni falan derken eleman eksikliği olduğundan beni de doğrudan oraya aldılar. Yani dekor kısmında çalışmaya başladım. Ve fark ettim ki aslında ben böyle sade ve böyle çok pastel renklerde ve eğlenceli olan şeyleri aslında seviyorum. Yani bunun da örnekleri burada var, evet. Çok fazla yok ama. Yurt dışındaki örneklere ondan sonra bakmaya başladım. Yani aşçılık okulundayken işte dekor dersim var. Ben bugün gitmesem mi? Devamsızlık durumum nasıl acaba falan diye bakarak okula gidiyordum yani. Sevmediğim bir şeydi ama sonradan çok sevdim. Doğum izindeki bayanlar sayesinde diyorsun. Evet. bu arada Çiğdem hukukçuyken Bahriye neci? Onu bilelim. Eski yazılımcı. Eski .NET yazılımcısı, yeni project manager, proje yöneticisi, özür diliyorum ve sosyal medya minder amiri. Güzel. Şey bu yazılımcılığı okulda mı öğrendin yoksa? Ben teknik liseden itibaren bilgisayar yazılım olarak ilerliyordum. Sonra ilerlememe kararı aldım. Bu şekilde devam ediyorum. Ha, yani şu anki işin aslında doğrudan yazılımcılıkla ilgili değil mi oluyor? Şöyle yazılımcı, tasarımcı yani ekiple müşteri arasındaki köprüyü sağlayıp işleri yoluna koymak diyelim. Böyle değişik bir iş tanımı. Tabii doğrudan kullanmasan da herhalde yazılımcılık bilgisi iyi bir şey. Lazım oluyor. Evet. Evet. Benim tabii bir iki sütundan üç sütuna blogumun şeyini çıkarabilmek için bir hafta harcadığımdan beri. Yok benim hani, öyle olmuyor evet. Evet. bir işe yarıyordur herhalde. Bayağı evet. İşe yarıyor. Yani zaten ailemin bilgisayarcı çocuğuyum. Arkadaşlarımın da bilgisayar çocuğuyum. Genelde öyle işliyor uzun zamandır. Tabii evet onun adının çıkması da çok iyi bir şey değil aslında. Bir yerden sonra evet herkes sana getirecek. Ben eğleniyorum bu konuda. Çünkü mükellef bir sofraya yahut da işte bir iki küçük güzel şirinliği hoşluğa bilgisayar tamir edebiliyorsunuz. Anladım. Bir de yalnız o bilgisayarın içindekileri de görebiliyorsun haliyle. Bazen saklı şeyler oluyor falan. Çok fazla ben kişisel Bir kaptan arkadaşım vardı da böyle evet. Bilgisayarını bozup bozup aşağıya götürüyormuş bir gün. Artık ne bu be deyip arkadaş neyse evet. Sen aynı zamanda çalışıyorsun değil mi? Aynı zamanda çalışıyorum. Yine sosyal medya ile ilgili bir evet, işler yapıyorsun. Evet, sosyal medyayla iki tane daha doğrusu iş yürütüyorum aynı anda. Bir proje yöneticiliği var. Bir tarafta da sosyal medya ile uğraşım var. Sosyal medya uzmanlığı tabirini pek fazla sevmediğim için Özgür abinin, Özgür Poyrazoğlu'nun şeyiyle vermesiyle bana bu ünvanı sosyal medya minder amiri oldum ben. O nedir sosyal medya minder amiri? Sosyal medya üzerine hesaplarla ilgili, yönetimle ilgili çalışan, uzman olduğunu kabul etmeyen ama bu konuda bir iş yapan biri. Sosyal medya minder amiri. ama sen peki blog ne zaman başladı? Bloggerlık ya da hangi alanlarda uğraşıyorsun? Hani bu sosyal medya bildiğimiz şu anki sosyal medya network sosyal ağlar var. Evet. Ondan önce Andronet var tabii ki. Zaten blogumun adresinin bu kadar Belçikalı ve Drogan Lens'li vesaire olmasının sebebi de bu. Eskiden Andronet'te bot kurardık. Biz çıktığımız zaman orada işte mesajları toplasın diye botlar olurdu. Şimdi benim nickname'im Kitara, Kitara Utmator olduğu için bu Drogan Lens diye bir fantastik kurgu romandan
geliyor aslında, bir karakterin adı. Kitiare@dragonlance.be yani Belçika'nın uzatma şeysi. O şekilde botum duruyordu benim. Ve dolayısıyla onun için domain almanız gerekiyor zaten. Domaini almışken arkadaşım dedi ki hadi buna bir de hosting bağlayalım. Bir de sen orada blog yazmaya başla 2007 senesinde. Ay ne yazacağım dedim, boş versene falan, ama bir süre orada durdu. Ben komik fotoğraflar koydum, kaldırdım, bir şeyler yaptım. Gerçek anlamda blog yazmaya bundan 2-3 sene evvel falan başladım ben. O da şöyle olmaya başladı. Şöyle girdim konuya daha doğrusu. Ebu Atta da yazar blogda. Benim boğazımın 9 boğum oldu, 9'unu da yutmadığım yer. Çünkü kendimi orada ifade etme yolum var. İnsanlara ne düşündüğümü anlatma gibi bir imkanım var orada. Başladım yazmaya. Her konuda yazıyorum. Her istediğim şeyi yazıyorum. Ve birazcık da benim internette de gerçek hayatta da olan bu sinirli ve bağıran yapımdan kaynaklı olarak bayağı bağırarak yazıyorum aslında blog yazılarımı da. Romantik şeyler de yazıyorsun. En son babanla ilgili bir şeyler falan var. Onun içinde de bir anonymous mevzu var aslında. Yani orada da bir babamın anonymous grubuna destek verdiğini söylemesi, benim babamın kaptan olması ve bu konulardan çok uzak olmasına rağmen buna destek vermesi ve ağlaya ağlaya babama sarıldım mesela orada. Yaşasın işte bu internetin gücü vesaire diye. Çok güzel bir andı o da. Bari senin bu arada Megan Fox'la beraber adını anan arkadaşların var. Mümkündür. Diz kapaklarına çok yazmıştım. Ben Megan Fox'un diz kapaklarını programda da çok söylendim. Ne biçim diz kapakları onlar falan diye. Evet, şimdi görüyorsun işte bu. Karma. Karma böyle bir şey işte. Peki Çiğdem sen yani blog dışında neler kullandın ya da blogu niye kullanmaya karar verdin? Blogu kullanmaya karar vermemin sebebi o an bir internet sitesi lazımdı. Lazımdı ve onu yapacak birisi yoktu etrafımda. Tamamen o sebeple başladım. Yani daha doğrusu bir arkadaşım yapacaktı. O yapana kadar bloğa yükleyeyim. Hani bir günlük olsun benim için yaptıklarımı. Beni de motive eder diye düşündüm. Hani fotoğrafları daha özenli çekerim. Daha özenli bir şeyler yazarım. Bir de böyle genelde arkadaşlarıma yaptığım için ilk başta onlarla ilgili bir şeyler yazmak da benim çok hoşuma gitti. Sonra da arkadaşım o siteyi yaptı mı bu arada yoksa? Henüz yapmadım. Ha, tamam. peki yani asıl etki alanı bu hani web araçları içinde blog üzerinden mi pazarlıyorsun? Yani pazarlamak belki şey bir kelime oldu ama ya da hangi araçları kullanıyorsun? Sosyal networkler mi daha öne çıktı? O mikroblogging seçenekleri mi? İnsanlar seni nasıl buluyor? Yani kendi dış offline çevren dışında. Facebook'ta fan sayfası var 24'ün ve Twitter'dan da ulaşanlar oluyor. Birilerinin işte böyle benim yaptığım şeyleri paylaşması, işte birine pasta yaptıysam Facebook'un da fotoğrafını yayınlamasıyla da oluyor. İşte butik pastacılık, ne bileyim mesela bir arkadaşıma pasta yapsam onun ismi soyadıyla ya da benim ismi soyadıyla Google'dan arayıp o şekilde de bloğa ulaşanlar oluyor. Öyle. Anladım. Yani offline tanıyanlar dışında internetten de sana çok gelip pasta isteyenler oluyor mu? Yani bu blog gerçekten işe yarıyor mu? Evet, yarıyor. Yani yakın zamanda başladı. Yani ben Eylül'de İngiltere'den döndüm. Kısa bir dönem orada kaldım. İşte pastacılıkla ilgili de bir şeyler öğrendim. Oradan döndüğümden beri aslında yani 24'de Eylül'den beri aktifleştirmiş durumdayım ve Eylül ayından beri bence azımsanmayacak kadar birileri geliyor. Böyle insan hep mutlu olur da böyle internetten bizim yani bloggerlar için hani hiç tanımadığın böyle internetten biri seninle temasa geçer bir şeyler için. İşte bu pasta olur, başka bir şey olur falan. Bir fikrinle ilgili yorum yapılır. Değil mi Bahriye, böyle çok biz mutlu oluyoruz böyle şeylerden. Şimdi burada da hani eğer başladıysan öyle hani oradan da siparişlerin gelmesine falan herhalde güzel bir şey olsa gerek. Evet, seviniyorum. Hiç tanımadığım insanlar tanışınca bu vesileyle. Şimdi bir tane video izleyelim biz. Bir nefes alalım. Bunun Türkçesi ne? Çöp Adam. Aferin. Çöp Adam animasyonumuz var bir tane. The Best Stickman diye. Sonra devam edelim sohbetimize.